Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz sayın seyirciler. Dünyanın tartıştığı bir konuyu tartışacağız. Japonya'da meydana gelen depremin ardından nükleer sızıntının başladığına dair bilgiler gelmeye başladı ve dünyanın gündemi bir anda bu nükleer meselesine döndü. Bu arada da Türkiye'de nükleer santraller kurulacak. Başbakan Erdoğan bunların görüşmelerini yapmak için Rusya'ya doğru gitti bugün. Giderken de Türkiye'de Japonya'da olup bitenlerin Türkiye'nin nükleer planlarını değiştirmeyeceğini söyledi Başbakan Tayyip Erdoğan. Bütün bunları tartışacağız, konuşacağız, ele alacağız. Bir yanda nükleer santrallere radikal bir şekilde karşı çıkan konuklarımız var. Nükleer santrallerin kullanılabileceğini söyleyen konuklarımız var. Çeşitli fikirler, farklı fikirler var. Bütün bunları bu akşam Tarafsız Bölge'de ele alacağız, değerlendireceğiz. Konuklarımızı hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Beril Tuğrul, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz hocam, merhaba. Hoş bulduk. Bir başka konuğumuz Profesör Doktor Haluk Örs, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Cumali Aktol'un profesör, nükleer tıp uzmanı ve aynı zamanda nükleerin insanlar üzerinde, radyasyonun daha doğrusu insanlar üzerinde yapabileceği tahribat konusunda özellikle uzman bir isim. Evet. Yanlış söylemedim değil mi? Kuatr ve Tiroid Kanseri Derneği'ni de temsilen burada. Temsilen buradasınız. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Çevreci bir konuğumuz var. Güven Eken, Doğa Derneği Başkanı. Güven Eken hoş geldiniz. Hoş merhaba. Bulduk. Merhaba. Ve bir başka konuğumuz Profesör Doktor Hayrettin Kılıç, nükleer fizikçi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ankara stüdyomuzdaysa Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Göltaş var. Cengiz Göltaş'a da hoş geldiniz diyorum. Merhaba efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Japonya'da ne oldu? Bugün ortaya çıkan gelişmelere baktığımızda Japonya'daki nükleer sızıntı meselesini nasıl değerlendirebiliriz? Bunlara geçeceğiz. Ama önce Türkiye'ye bir bakalım. Türkiye açısından bir tehlike var mı yok mu? Bunu da değerlendireceğiz. Bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse Beril Hoca sizle başlayalım isterseniz. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle tehdit ifade büyük edelim. Mü bir defa şu anda? Tehdit şöyle. Biz nükleer reaktörlerde olan olayları 7 kategoriye alırız. Bu İNES ölçek, yani uluslararası bir ölçek sistemiyle en alttan en üstlere doğru ki bu 7 Çernobil için verilen bir kaza, Çernobil olayı için verilendir. Trimalalin kazası da Amerika Birleşik Devletleri'nde 1979'da olmuştu. O da 5 ölçekli olarak verilendi. Şu anda bize ulaşan ajans bilgileri 4 mertebesinde olduğunu ifade ediyor. Japonya'dakinin. Ama daha kesin karar vermek için erkendir denebilir. Çünkü etraf yani son bazıları şeyleri, Çernobil'den bile büyük diyorlar ama demek ki o doğru değil. Şimdi şöyle bir şeyim vardı. Eğer gösterebilirlerse orada yazıyor. Bu meydana gelen kazanın derecelendirilmesi stratosfere çıkıp çıkmamasına bağlı olarak bir yerde kazanın şu erken anda, yani şu anda onu söylemek. Evet, stratosfere çıkması gibi bir durum yok şu anda, yani ajanslardan bize ulaşan bilgi çerçevesinde yok. Dördüncü derece yerel etkilenme olarak ifade ediliyor. Yani onun bölgesel. Yani Japonya'da belli bunun da ne derece olduğu, çünkü çeşitli farklı bildirimler söz konusu oldu. Yani şöyle diyebilir miyiz, daha biraz daha zamana ihtiyaç var. Yani şöyle söyleyeyim. Kesin mi yani şimdi böyle bunlar? Bir kazanın kompanze edilmesi zaman alır. Yani şunu da belirtelim. İlk kazanın şimdi, oluşu. Hocam şunu söylemeye çalışıyorum. 4 diyorsunuz. Şu anda bu böyle gidecek mi yani? Çernobil'den daha düşük bir, o zaman büyük bir tehdit söz konusu değil mi? Yani biliyor muyuz bunu? Dünya yani için henüz
tehdit oluşturacak bir şeye geldiği söylenemez. Gelebilir mi peki? Bundan sonraki olacak olaylara bağlı. Şu andaki benim bir şeyim, resimler vardı, onu gösterebilirlerse yani çok iyi olur. Hazırlıyor arkadaşlar da şimdi. Orada neyin yok olduğunu, neyin uçtuğunu ona, hani, ve o, nerenin siz, kaldığını göreceksiniz. Yani, şimdi, oraya yani onu görmemize gerek yok. Siz şöyle söyleyeyim, bize tehlikenin hala devam edip etmediğiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi kaza olayında bir reaktör kalbi içinde erime olduğundan bahsediliyor. Bu önemli bir olaydır. Ancak erimenin sonucunun dışarıya vurması ayrı bir olaydır. Ve bir ifade edilen o ki bir gaz habbesi diyelim, öyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi bunu kompanze etmek isterlerken dış güvenlik kabuğunun iki ana katmanı arasındaki bir bölge hasar görmüş görünüyor. Resimlerden de bu görünüyor. Şimdi halbuki daha altta iç kabuk, bir ara kabuk ve de basınç kabı var. Yani daha üç şey var. Anladım. Yani bu üçünün de açılması halinde Çernobil'e doğru gidebilir. Daha oraya peki, gelmedi. Üçünün de açılma ihtimali var mı? Bence yok. Olsaydı baştaki günlerde olurdu. Olurdu. Bundan sonra da Çernobil'de yaşanan da hatta o zaman şöyle ifade edilmişti. Tüm sistemin orada o dönemde güvenlik sistemleri de yoktu. Tümüyle açıldı reaktör kalbi açığa. Yani atmosfere açıldı. Evet. Şimdi o 7 ve patlamanın yani bu esasında hocam, nükleer patlama değil. Fakat olan gaz patlaması, yangın patlamaları ve o günkü atmosferik şartlarla kuzeye doğru hayli taşındı ve arkadan gelen olaylarla peki, birlikte stratosfere doğru çıktı. Burada burada öyle bir şey söz konusu değil. Bundan sonra da olmaz diyorsunuz. Olmaz. Japonya'da. Olmama ihtimali yüksek. Olmama ihtimali yüksek. Yüksek diyorsunuz. Peki. Haluk Örs, siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi tabii işte sakınan göze çöp gelirmiş. Burada da tsunami olmasa bir şey olmayacak aslında. Çünkü nükleer reaktörü durdurulmuş ünitede bulunan çubukları çekmişler. Fakat içinde var olan bir residual heat dediğimiz kalıcı ısı enerjisi var. Onu soğutmak için şimdi nükleer reaktörde çubukları çekince elektrik üretmiyorsunuz. Fakat pompaları çalıştırmak için soğutucu suyu hareket ettirecek elektriğe ihtiyacınız var. Bu da dizel motorlarla sağlanıyor. Fakat tsunami bu dizel motorları devre dışı bıraktığı için yani tsunami olmasa motorlar çalışacaklar. Ve ama soğutucu oldu. Ama oldu. Yani evet, oldu. Durum bence oldukça vahim. Benim okuduğum kadarıyla tabii oraya gidemiyoruz. Biz de basını takip ediyoruz. Görüntüleri takip ediyoruz. 160 mil ötede kazanın olduğu alandan radyasyon tespit edilmiş. Dolayısıyla durumu oldukça vahim bence burada. Vahim devam edelim biraz. Yani siz vahim buluyorsunuz. Evet. Peki Çernobil'den daha düşük mü tehlike? Vallahi o şeyleri şimdi şu anda söylemek zor. Çünkü dediğiniz gibi bunların sıralaması, işte çevresel etkiler zaman alacak. Ne bileyim atmosferdeki hareketler bunlar bir günde olan şeyler değil. Beyefendiyle zaten biraz önce görüşüyorduk. Ukrayna'daki patlamanın çok çok uzaklarda etkisi zaman içinde ölçülebildi. Burada olacaktır. Yine belki de işte ne bileyim bir tarafın Pasifik Okyanusu açık olması bir şans belki. Orada nüfus yok çok. Ama hakikaten vahim bir durum yani benim takip edebildiğim kadarıyla. Dört tane ünite var bir de orada, bir tane de değil yani. Bayağı sıkıntılı bir durum var şu an. Güveneken? Vallahi eskiler söylemişler. Ben de gelirken bir lafı Sinop'ta yaşayan aktivistlerden Hale Oğuz'dan öğrendim. Demişler ki fevkuru beşer bir gün şaşar. Bu nükleer meselesi bu. Yani siz ne kadar önlem alırsanız alın, ne kadar teknolojinin üst olduğunu iddia ederseniz edin, siz dünyayı patlatabilecek, yani bırakın insanların ölmesini, nükleer patlamaların olmasını, radyasyonun yayılmasını, bir gün dünyayı merkezinden patlatabilecek kadar teorik olarak bir güçten bahsediyoruz. Ve insan şu ya da bu nedenle ama asıl sebebi
pek çoğumuzun bildiği gibi nükleer silah endüstrisini de beslemek. Bu nükleer santralleri dünyada yapmaya başlamış. Ve biz şu anda Türkiye'de şanslıyız. Belki komşularımızda bunlar kurulmuş ama bizde henüz yok. Ve ardı ardına Çernobil, şimdi bugün Japonya'da yaşanan hadise, Türkiye'nin bu konuda imtinayla geri adım atmasını, nükleer teknolojilere sınırlarını, kapılarını açmamasını gösteriyor. Ama biz anlıyoruz ki hem Bakan Taner Yıldız'ın hem Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından çok ilginç bir şekilde böyle bir geri dönüş yok. Çok rahatız. Hatta Taner Yıldız diyor ki müsterih olun. Biz bu müsterih onun lafını daha önce duyduk. 1986'da Çernobil patladığında o zamanın Sanayi Bakanı basını karşısına alıp bardak bardak çay içmiş ve müsterih olun demişti. Bugün Karadeniz'de gençlerimiz kanserden kırılıyor. Aynı kişi Hale Hanım gelirken şöyle dedi. Çernobil'in bedelini biz çok ağır ödedik. Türkiye'de Sinop'ta nükleer santral yapılırsa bu bedeli bir daha ödemek istemiyoruz. 6 yakınımı kaybettim dedi son 5 yıl içerisinde. Birazdan hocamız anlatır. 6 yakınımı kaybettim. Daha fazlasını kaybetmek istemiyorum. Bugün Japonya'da çekilen bir fotoğraf zaten nükleer tehlikenin ne olduğunu hiç konuşmaya gerek yok. Bir fotoğraf anlatıyor. Camın bir tarafında bir kız, öbür tarafı annesi. Kız annesinden tecrit edilmiş. Niye tecrit edilmiş? O kız şu anda nükleer riskli bölgede bulunduğu için bir anlamda nükleer atık muamelesi gerekiyor ve annesini camın arkasından seyrediyor. Bütün dünya bunu görürken Türkiye'nin bu konuda geri adım atmaması, ısrar etmesi. Peki. Aslında şaşırmıyoruz ama birazdan geliriz genel enerji zaten politikasına. Zaten Türkiye'deki durumu tartışacağız. Katılıyor musunuz nükleer karşıtı bu söyleme, Beril Hoca? Şimdi ülkelerin tercihleri meselesidir, enerji politikaları. Türkiye gibi bir ülkede başbakan olmak zor. Enerji bakanı olmak bence daha zor. Çünkü Türkiye 2023 yılı için kendine bazı hedefler koymuş vaziyette. Ve enerji ihtiyacının misliyle artacağından bahsediliyor. Yani eğer Türkiye G20 içinde kalmak istiyorsa, hatta 16. ekonomi, 16. veya 17. ekonomi olduğundan bahsediyor. Bunu daha aşağılarda, daha ön sıralarda olmak istiyorsa enerjiye ihtiyacı var. Bir şekilde bunu sağlamak zorunda. Şimdi bunu nasıl sağlayacağız? Alternatif enerjiler sağlamaz mı? Şimdi sanayinin istediği bir enerji var. Nedir bu? Kesintisiz, güvenilir ve emre amade. Yani her an yani var. Nükleer. Her an. Hayır, nükleer değil sadece. Fosil yakıtlar veya nükleer. Hocam mevzuyu dağıtmayalım. Dağıtmıyorum. Şimdi, sadece ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bundan birini seçeceksiniz. Yani ya fosil yakıtlar, değil mi? Yatağına çok mu memnunuz yatağında? Hayır. Şu. Ya hayır, ona da memnun değiliz. Hidrolik santral yapmak istiyoruz. Ona da çevredeki birçok insanlar karşı çıkıyor. Yani nükleer yani, enerji dışında biz anlamıyoruz bu konuyu. Hiç bilmediğimiz için soruyoruz size. Nükleer enerji şart mı? Şimdi bir değer hükmü veremiyor musunuz? Ben olsam, yani başbakan çok net söylemiş. Dinlemedim konuşmasını. Dinleyelim mi? Bir evet, dinleyelim. Dinleyelim. Başbakan ne demiş bakalım. Riski olmayan hiçbir yatırım yoktur. Yani evinize aygaz tüpü de o zaman koymamak gerekir. Veya bir doğalgaz hattı çekmemek gerekir. Veya ülkeden ham petrol hattının geçmemesi gerekir. Çünkü bunlar hangisi olursa olsun herhangi bir tehditle veya saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman bunların az veya çok bir bedeli olur. Modern dünyanın bütün güzelliklerinin yanında bilelim ki birçok sıkıntıları da olacaktır. Yani kozmetik dünyanın içerisinde birçok sıkıntılar var. Ve bu kozmetik yaşamın içerisindeki sıkıntılar güzelliği getirirken bu güzelliğin yanında da bakıyorsunuz birçok sıkıntıları da getiriyor. Ama kimse ondan vazgeçmiyor. Yine kullanmaya devam ediyor. Bu ise çok daha farklı. Adeta bizim enerjideki sıkıntılarımızı büyük ölçüde aşmamıza vesile olacak. Ama böyle bir Allah göstermesin fevkalade
yüksek, işte 8,9 büyüklüğündeki bir deprem, bırakın nükleer enerjiyi, bunun dışındaki yerlerde bile işte görüyorsunuz, televizyonlarda izliyoruz. Yani köprüler vesaire, şimdi biz köprüleri yapmayalım mı? Haklı mı? Haklı. Haklı. Yani şöyle, eğer Türkiye'yi siz A takımında bulunmasını istiyorsanız enerjiye bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. Haklı diyorsunuz. Hocam siz ne diyorsunuz? İyi akşamlar. Ben önce bu Japonya olayında elimde çok güncel ve son saatlerin bilgileri var. Müsaadenizle bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Dün akşam saat 12.30'a göre bu Fukushima kompleksine en yaklaşabilen bağımsız örgütlerin ölçmeleri şöyle. 3130 mikrosiver saatte. Bunun yaklaşık herkesin anlayacağı dilden 300 milirem saatte. Bunu bir perspektife koyarsanız Amerika'da nükleer santraller civarında yaşayan halkın bir yılda almasına müsaade edilen doz 100 milirem. Bir yılda. Şimdi bir saatte 300 miliremlik bir ölçüm var. Bunu bir saatte çarpın, 24 ile çarpın, 5 günden çarpın. Şu anda patlamaların başladığından itibaren şu anda normal fon background radyasyonun 3000 katı radyasyon var orada. Çok üzüldüm. Meslektaşım 4 derece diyor buna. Fransızlar bugün 6 derece diye bahsettiler. Bana resmi olarak ulaşan 4 derece. Efendim, resmi olarak Fransızlar 6 dediler. Ben de size bir nükleer, bir meslektaş olarak şunu söyleyeyim. Bu 7'nin üzerinde. Niye biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Çünkü 3 patlayan 3 numaralı reaktörde kullanılan yakıt MOX. M-O-X. Ve MOX biliyorsunuz plütonyum, uranyum karışımı. Şu ana kadar yapılan derecelemelerde, 1'den 7'ye kadar derecelemelerde MOX'lu bir kaza anında bir derecelemelerde bir bilgi yoktu. Bu yeni. Onun için lütfen şu anda önümüzde sadece çekirdekteki radyoaktif envanterin içerisinde uranyumun, kriptonun, iyotların, efendim, sizyumların izotoplarına dahil olarak şimdi plütonyum 239 var. Plütonyum 239'un yaralama ömrü, yani yaşama ömrü herkesin anlayacağı 24 bin yıl. Ve şu anda bu hidrojen patlamalarında çıkan bulutlara yükselen içinde 1 mikrondan 10 mikron büyüklüğündeki plütonyum partikülleri var. Yani 3 ay sonra bu şu ana kadar yayılan ve yayılacak kuzey küredeki bütün ülkelere yayılacak. Bunun önüne geçemezsiniz. Yani etkileyecek o ülkeleri. Bu global bir bir kazadır. Bunun derecesi 7'nin üstündedir. Çernobil'den daha mı büyük? Mevcut klasik seviyelere giremez çünkü plütonyum var işin içinde. Çernobil'le kıyaslanamaz o yüzden diyorsunuz. Çernobil'in üstünü aşacaktır bu. Üstünü aşacaktır diyorsunuz. Peki şu anda ben hemen Ankara'ya dönüyorum. Cengiz Bey siz ne diyorsunuz? İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Japon halkını acılarını paylaşarak başlamak istiyorum. Bu kaza bana göre ve bizim değerlendirmelerimize göre nükleer endüstride Çernobil'den sonra ikinci bir milat olmuştur. Dünya ölçeğinde bütün ülkelerin, bütün devletlerin bu konuyla ilgili çıkaracakları dersler vardır. Ve ülkemiz açısından da en önemli ders bugün yapılmakta olan nükleer santral çalışmalarına hızla son verilmesidir. Bu konuyla ilgili olarak sorumlu devlet yöneticileri, örneğin Almanya'da Alman Başbakanı Merkel 1980 yılından önceki bütün santralleri kapatacağını ifade ediyor. Yine Rusya Devlet Başkanı Medvedev yaptığı açıklamada biz bütün santrallerin güvenlik testlerini yeniden gündeme getireceğiz diyor. İsviçre yine nükleer programını gözden geçirme kararı alıyor. Biz ise bu acı olayın başından bu yana öylesine yanlış
bir enerji yönetimi içerisinde ifadeler kullanıyoruz ki başta Enerji Bakanı olmak üzere bu meseleyi Japonların kendi içerisinde yaşadıkları bir test olarak ifade edip arkasından da biz bu uygulamaları sürdüreceğiz demek gerçekten süreci iyi anlamamak, konuyu bilmemek ve konunun uzmanlarına da kulak vermemek anlamına geliyor. Bilimsel, mesleki, ahlaki bir duruş sergilenmesi gerekiyor. Bu mesele ne Sayın Başbakan'ın dediği gibi bir aygaz tüpü, doğalgaz hattı meselesidir. Ne de Enerji Bakanı'nın dediği gibi biz yolumuza devam ediyoruz meselesidir. Bu mesele tam da insanlığın, toplumsal yaşamın bir kar uğruna, ticaret uğruna, elektrik üretimi uğruna ipotek altına alınması meselesidir. Peki, Cengiz Bey, elektrik mühendisi olmamıza rağmen böyle bakmak, kendimizi böyle sorumlu hissetmek durumundayız. Devam edeceğiz, çok teşekkürler. Şimdi özellikle Hayrettin Kılıç, bu çok global bir durumdur. Yeni unsurlar var, Çernobil'den bile daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız dedi. Evet. Eğer gökyüzüne yayılır da bütün ülkeleri etkilemeye başlarsa insanlığın geleceğini de hatta tehlikeye atan evet. bir durum var. Evet. Tam da size döneceğim. Evet. Nasıl ben bir tehlike? Önce Çernobil'le ilgili, çünkü Çernobil aslında herkes dikkat ederseniz... Şöyle yapalım, bir reklam verelim, sonra size bu tehlikeyi anlatın bize, olur Tabii mu? Ki. Kısa bir reklam arası, tekrar birlikte olacağız. Sözünüzü kesmek istemedim. Evet, tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Nasıl bir etki yapar bu tehlike, nükleer sızıntı tehlikesi? İnsan sağlığına nasıl bir etki yapar konusunu konuşuyorduk. Profesör Cumali Aktol'un. Buyurun. Şimdi burada şu ana kadar konuklar genelde Çernobil örneğini verdiler. Çernobil aslında nükleer konuda bir modeldir. O nedenle gerek fizik mühendisleri gerek nükleer mühendisler hep o modeli dikkate alarak konuşurlar. Ben de ilk konuşmamda bunu o şekilde yapmak istiyorum. Çernobil'den sonra ortaya çıkan sağlık zararlarını oluşturduğu bir model var. O da şu. Çernobil olduktan sonra o bölgede radyasyonun yüksek oranda tespit edilmesiyle birlikte yaklaşık 300 bin insan oldukları yerden hemen zorla taşındırıldı. Ve o bölge, o kasabanın olduğu yer, hatta ilçenin olduğu yer tamamen artık iskan edilemez duruma getirildi. O bölgede bulunan patlama olduğu zaman bulunan insanların çoğunda devam eden radyasyonun etkileri var. Yani Çernobil olayı olduktan sonra resmi kayıtlara göre 4000 insan ölmüştü. Fakat aslında bu ölümler sadece direkt etkilerden oluşan ölümlerdi. Bugün dahi halen devam eden Çernobil'in oluşturduğu tiroid kanseri vakaları tiroid kanseri literatüründe çok özel bir yer tutar. Örneğin 1986 yılında çocuklarda ortalama Beyaz Rusya'da 3 tane tiroid kanseri görülürken çocukluk çağında hemen 92 yılında bu 300'lü rakama çıkmıştır. 150 kat civarında. Ve aynı şekilde bu Çernobil'den etkilenen 3 tane ülke var. Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya. Bu ülkelerdeki tiroid kanseri olasılığı en iyimser tahminlerle 30 kat arttı. Ve üstelik orada oluşan tiroid kanserleri bizim alıştığımız anlamdaki tiroid kanserlerinden değil. Örneğin normalde tiroid kanserlerinin %68'i papiller kanser dediğimiz bir tür. 67'si ortalama. Fakat Çernobil'den sonra ortaya çıkan kanserlerin %98'i papiller kanser. Ve bu papiller kanserler normalde lenf düğümlerine metastaz yapar, yayılırken Çernobil'de çıkanlar solid, normal organ tümörleri şeklinde çıkmaya başladı. Yani daha farklı. Evet. Peki daha Karadeniz'i etkiledi mi? Türkiye'yi etkiledi şimdi, mi? Şimdi o dönemde... Hayır, bir dakika şimdi. Çernobil Karadeniz'i etkiledi mi? En önemli cevap vereceğim. O dönemde hemen nükleer tıp dergilerine yansımış raporlar vardı. Bu raporların çoğu da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporlarına dayanıyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in
Nuclear Watchdog dedikleri, onun bir alt kurumu. Birleşmiş Milletler'e direkt bağlı olan bir kurum. Niye anlatıyorsunuz bunları? Yani şunun için, Türkiye'yi etkiledi mi sorusunun cevabı yok. Şunun için söylüyorum. O dönemde Türkiye'nin yakınlık mesafesini siz hayal ederseniz, İskandinav ülkelerinin üzerindeki bulutlarda çok yüksek oranda IO-31 saptandı. Yani, ve bunlar yayınlandı. Ne demek bu? Bu şu demek. Hayır, arada yani şunu söyleyeyim. O bulutları o teknik tabirle değil de yani radyasyon içeren bulutlar olarak mı söylemek tabii ki lazım? IO-31 en tehlikeli tiroidi vuran, bu patlamada da öyle. Anladım. Ortaya çıkacak olan radyasyon. Ben önce Çernobil'i bitirdikten sonra değinecektim. Bir dakika hocam, şimdi Karadeniz'i etkiledi mi? Yani niye bunun bir cevabı yok mu? Etkiledi, bakın, etkilemedi. Ahmet Bey, bilim insanlarına bu şekilde sorduğunuz hiçbir soruya kimse böyle cevap vermez. Çünkü bunun birçok faktörü var. Yani etkiledi deseniz de, etkilemedi deseniz de ikisinin de savları vardır. Ancak etkilediğini anlamanız için yapmanız gerekenleri söyleyeyim. O bölgede yapılmış bir şey var mı? Yapılmadığı için söylüyorum. O bölgede bulunan bütün nüfusu, Karadeniz bölgesinde bulunan bütün nüfusun tiroid kanser taraması yapılması lazım. Bugün Beyaz Rusya'da ve Ukrayna'da bu taramalar yapılıyor. Hatta bazı iddialara göre o bölgelerde artan tiroid kanserinin artmış olmasının nedeni tarama yapıldığı için. Peki Karadeniz bölgesinde tiroid kanserinin artıp artmadığını bilmek mümkün değil mi? Mevcut sisteme göre bilimsel anlamda mümkün değil. İdari anlamda devlet kayıtlarında mümkün. Devlet kayıtlarında var mı bu? Devlet kayıtlarında Sağlık Bakanlığı'nda mutlak surette vardır ve artmamıştır şeklinde belirtiliyor. Artmamıştır. Evet. Ama diyorsunuz o yeterli olmaz, tarama yapılması gerekiyor. Öyle mi diyorsunuz? Tabii ki, çünkü bunlar hastanelerin bildirimine esas raporlardır Sağlık Bakanlığı'ndaki. Peki o zaman Japonya'daki olayın da anında bölgesel olarak etkilediği insanlar olacaktır. Evet. Yıllar içerisinde etkileyeceği çevredeki ülkeleri de kapsayan bir etkisi olacaktır. Bu etkinin çapı bilinmemektedir. Bu mu? Şimdi Japonya'daki durum aynen sizin tabir ettiğiniz gibi. Şimdi iki tür etkisi var. Bir radyasyon sızıntısı veya patlaması olduğu zaman bir akut etkiler var. Yani insan vücudunun üzerine hemen etki edip yani orada bulunanları etkilemesi. Genelde de o bölgede bulunan, çok yakında bulunanları etkiler ve insanlar onları çok kısa sürede 4 gün ile 3 ay içerisinde öldürür. Bir de kronik etkiler var. Asıl tehlikeli olan, kanser yapıcı olan etkiler kronik etkiler. Çünkü o akut etkilerden kurtulup daha sonra zaten kanserden ölen insanlar olabilir. Ama kronik etkilerin en az 40 yıla kadar sürebileceği tahmin ediliyor. 40 yıla kadar. 40 yıla kadar. Hatta şöyle anlatayım. Ne kadar, hangi çapta onu tabii siz bilmiyorsunuz. Şimdi şöyle, Japonya aslında bu anlamda en bilgi düzeyi yüksek ülke. Çünkü Hiroşima ve Nagasaki'de atılan atom bombalarından sonra gün be gün, ay be ay, yıl be yıl insan sağlığı üzerine radyasyonun etkilerini en iyi izlemiş, görmüş. Bunu da tıp literatürüne yayınlamış, bilim adamlarıyla dolu aslında Japonya. O anlamda en donanımlı ülkelerden biri. Bu ikincisi. Bir diğer konu da Japonya'da meydana gelen bu depremin sağlık üzerine etkilerini açıkçası öngörmek çok güç. Çünkü bu havaya çıkan şu anda radyoaktif madde parçacıklarının bir kısmı ağırlığı nedeniyle yere inecek kısa bir süre içerisinde. Bir kısmı havada süzülecek, hava kirlilikleriyle bağlanabilecek, bu süzülme hızını belirleyecek. Diğer bir unsur da bu volatil, yani IO-131 dediğimiz en sık görülen radyasyon parçacıklarını ise volatil, uçucu, bunlar çok kolaylıkla rüzgarla hareket edebilecek. Ama diğer havada asılı olanlar ve inmekte olanlar da rüzgarla hareket edecek. Dolayısıyla doğa, yani rüzgarın hızı, gücü bunun nereye kadar gideceğini belirleyecek. O nedenle hiç kimse şu anda bunun zararını öngöremez. Yani bu konuda yapılan şeyler spekülasyon. Çok güzel açıkladınız. Yani bunun kaç ülkeyi, hangi ülkeleri, kaç kilometre çapında etkileyeceğine dair bir öngörüde şimdiden bulunmak mümkün değil diyorsunuz. Mümkün değil. Ayrıca sadece Japonya ile kalmayacak muhtemelen. Çevre ülkeleri de etkileyeceği. İşte onu söylüyorum. Söyleyebiliriz ben çünkü. Ben de onu söyledim, evet. Yani hangi ülkeleri derken onu kastediyorum, evet, yani. Evet, evet. Hangi ülkeleri ve nereye kadar, kaç kilometre alanda, evet, olacağını bilemiyoruz yani. O zaman hani Türkiye'ye bile yansıyabilir, gelebilir.
Ben o kadar genişletmek ve zorlamak istemem ama çevre ülkelerini etkileyeceğini çevre ben görüyorum. Çevre ülkelerini etkileyeceğini düşünüyorsunuz. Şimdi isterseniz bu konu bunları bir ön giriş gibi kabul edelim ve esas meseleye dönelim. Bugün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Aygaz tüpüyle bu nükleer enerjiyi karşılaştırması çok büyük yankı uyandırdı. Burada da o yankının birinci bölümde en azından küçük yansımalarını gördük. Biraz bunu tartışalım. Gerçekten de Beril Tuğrul'un, Profesör Beril Tuğrul'un dediği gibi siz eğer güçlü bir ülke, güçlü bir ekonomi olacaksanız kaçınılmaz olarak nükleer enerjiye dönmek, yoğunlaşmak zorunda mısınız? Yoksa işte hem Ankara'daki konuğumuz Cengiz Göltaş'ın hem de Doğa Derneği Başkanı Güven Eken'in söylediği gibi bundan biz vazgeçmeliyiz. İnsanlık için, kendi geleceğimiz için deme noktasında mıyız? Biraz bunu tartışalım istiyorum ben. Şimdi bu konuda Haluk Bey'e ben sormak istiyorum. Haluk Bey, Başbakan'ın açıklamasını nasıl buldunuz? Doğru şimdi, bir yaklaşım mı? Evet, ben ondaki görüşlerimi ifade edeyim. Ben 20 yıldan beri mühendislik eğitimi veriyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğimde tanıştığım ilk değerli hocalarımızdan bir tanesi çok da parlak bir insandı. Nükleer konusunda doktora yapmış birisiydi. Yani 60'lı yıllarda o zamanki hükümetler işte bu nükleer furyası içinde biz de bu işe gireceğiz diye insan yetiştirmişler. Avrupa'nın, Amerika'nın üniversitesine göndermişler. Fakat daha sonra arkasından yatırımlar yapılmadığı için o yetiştirmiş değerli insanlar da emekli bile oldular açıkçası meslekleri icra edemeden. Ama o başka bir konu. Benim şimdi sorduğum ben soruyla. Şimdi başbakanın söylediği şey doğru mudur? Yani nükleer enerji riskli de olsa kullanılmak zorundadır. Her nimetin bir külfeti vardır. Bunun da vardır ama bundan kayıtsız kalamayız. Siz bir bilim adamı olarak bu konuda herhalde bir şey söyleyebilirsiniz. Söyleyeceğim tabii. Şimdi bakın bunun birçok komponenti var ama Türkiye nükleer yani herhangi bir konu enerji konusunda fakir bir ülke. Kendi doğal kaynaklarımız yok. Yani işte doğal gazdan elektrik yolu ithal ediyoruz. İşte şu anda HES'lerin, hidroelektrik santrallerin inşaatı hızla devam ediyor ve o artacaktır inşallah. Ama onda bir limiti var tabii. Türkiye gibi sanayileşmeyi karar kabul etmiş, bu konuda ilerleyen bir ülkenin düzenli, bol, ucuz elektriğe ihtiyacı var. Fransızlar bunu becerdiler. Fransızlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında bir anlamda yenik çıktılar. Nükleerle mi? Tabii nükleer konusunda çok büyük yatırımlar yaptılar ve şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın en ucuz elektriği üretiyorlar, satıyorlar. Şu anda Fransa ayakta durabiliyorsa 2-2,5 sent ürettiği nükleer elektrik sayesinde ayakta durabiliyor. Çok başarılılar. Bu teknolojiye yatırımlar yaptılar, teknolojiyi geliştirdiler. Şimdi böyle bir teknoloji ki birçok komponenti var. Yani siz nükleer konusunda çalışırsanız sizin metalürji sanayiniz de gelişiyor. Çünkü çok özel malzemeler geliştirmek zorundasınız. Peki riski nedir? Yani o riski almaya değecek bir imkan mıdır bu? Şimdi bakın bunun kullanılıp da hiç de problemi yaratmadığı ülkelerde var. Yani mesela Fransa ben büyük bir kaza hatırlamıyorum bu çapta. Almanya'da da hatırlamıyorum böyle bir kaza. Bu ülkelerde de ciddi sayıda nükleer santral var. Kazalar işte arkadaşlarımız dedik bir insani sebeplerden oldu. İnsan olduğu her yerde bu kazalar olacak. Tabii her yerde risk var. Uçağa biniyoruz. İşte ben bir mühendis olarak da biraz farklı bakıyorum. Uçağa bindiğim zaman kendimi insan aklının yarattığı çok güzel bir alete binmiş ve olağanüstü bir macera yaşayan birisi gibi görüyorum. Yani 10 saatte New York'a gidiyorsunuz. Bundan 100 yıl önce böyle bir şey hayal bile edilemezdi ve bundan faydalanıyoruz. Daha iyi şartlarda yaşıyoruz. İşte açtığımızda sıcak suyu, soğuk suyu istiyoruz. Bu stüdyoya gelmek için yarım saatte yolu kat ettik, geldik. Yani çok çabuk unutuyoruz daha 100 yıl önce insanların ne kadar zor şartlarda yaşadığını. Bu konforu, bu rahatlığı, bu lüksü istiyorsak bunun bir bedeli var. Tabii ben sana bir örnek vereyim. Araba kazaları. Çok yakın zamana kadar arabaların koltuklarının arkasında başlık yoktu. Ve insanlar ölüyordu. Bir çarpışma anında boynları kırılıp ölüyordu. Bu ölümlerin sayısı arttı. Düşünler bunu nasıl engelleriz diye başlık koydular şimdi mesela. Bu da böyle. Bu kazalar tabii mümkün olduğu kadar az olmasını temenni ediyoruz ama kazalar oldukça ona göre tedbirler geliştirilecektir ve çok daha az kaza oranları ile bu iş ilerleyecek. Bence durdurulamaz diye düşünüyorum. Güven Eken. Valla başbakana yanıtı zaten İsviçre, Almanya başbakanları arka arkaya veriyorlar. Hayır, hocamız diyor ki bunu yapmamız gerekiyor. Yani
Fransa'da hiç kaza olmadı diyor. Başbakan da onu diyor. Evet. Ama onun tanımladığı kozmetik dünyanın, öyle anlatıyor. Çünkü gerçekten doğanın dünyasından kozmetik dünyaya bir geçiş yaşıyor insan. Sahipleri dün İsviçre nükleer yatırımlarını dondurduğunu açıkladı. Bugün Almanya 5 tane nükleer santrali en az kapatacağını açıkladı. Yani kozmetik dünyanın yaratıcıları zaten bunu yapıyorlar. Ya tam da Almanya mesela tam da açıklamadı. Şimdi Almanya'nın açıkladığı 80 öncesi yapılmış ama santralleri geçici elbette olarak o ama da yani. O yönde kamuoyunu rahatlatmak mahiyetinde de olsa. Biraz göz boyamak gibi elbette geldi bana. Göz boyamak için söylediklerini biliyoruz ama göz boyamak için dahi olsa asıl bu daha kıymetli bence. Bu adımı atıyorlar. Kozmetik dünya dediğimiz şeye bir bakalım. Bakın Fransa'da hiçbir nükleer santral kendi içinde patlamamış olabilir. Ama Fransa'nın Pasifik'te yaptığı nükleer denemeler, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Japonya'nın şu anda dünyaya getirdiği, bu kozmetik dünyanın gezegeni getirdiği noktaya bir bakalım. 6 dakikada bir çocuk susuzluktan ölüyor. Bu nükleer santrallerin yarattığı endüstri, onun yarattığı teknolojinin sonucudur. 13 dakikada bir canlı türü yeryüzünden siliniyor. İklim değişikliği artık önü alınamaz. Nükleerden mi kaynaklanıyor? Elbette nükleerden, doğrudan nükleer santralle kaynaklanma ama nükleer santralle olağanüstü yüksek bir elektrik enerjisi arz ediyorsunuz. O elektrik enerjisiyle daha fazla alışveriş merkezi, daha fazla üretim, daha fazla tüketim. Yani bu kozmetik dünya denilerek, tanımlanarak adeta böyle bir anıt haline getiren bu yaşam biçimini körüklüyorsunuz. Asıl mesele zaten bu yaşam biçimi. Ne diyorsun? Son bir şey daha. Felsefi biraz. Yok, felsefi değil. Çok real bir şey. Bakın Mersinliler söylüyorlar. Biz kozmetik dünyayı istemiyoruz. Biz Mersin'de nükleer santralsiz yaşamak istiyoruz diyorlar. Anadolu'da insanlar, dünyanın dört bir yanındaki insanlar, hani demokrasiden de bahsediyoruz ya bir yandan, net bir şekilde nükleersiz bir hayat taahhüt ediyorlar. Sonra ne devam ederiz. Ben şimdi tabii kozmetik lafı da burada yanlış kullanıyor herhalde Türkiye'de. Benim bildiğim kozmetik esas olmayan anlamında bildiğim bir şey. Yani böyle esası ilgilendirmiyor. Yani gayet bilerek artist kullanıyor o yapay kelimeyi zaten. Bilemiyorum yani kimin kullandığı ilk defa bilmiyorum ama benim bildiğim, ben Fransız biliyorum. Fransız'dan gelen bir kelime. Kozmetik orada yanlış kullanıyor. Neyse önemli değil. Neyse, önemli olan bir şey. Şimdi o zaman bilmiyorum hani teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Daha uzun süre yaşıyoruz, daha iyi yaşıyoruz. İnsanların ömürleri arttı. Ne bileyim ben, hastanelerimizde. Ben mesela şahsen kendim teknoloji sayesinde bu yaşımda rahat yaşayamıyorum. Sırtımda 6 tane platin var. Şimdi bu platin teknolojisi geliştirilmeseydi ben belki şu anda kötürüm olmuş olacaktım. Yani teknoloji ne kadar... Şimdi aslında uçak örneği verdiği için ben burada bir benzetme yapmak istiyorum. Nükleer kazalarla uçak kazaları aslında geriye dönülmezlik açısından birbirine çok benzer. Nükleer kazalarda uçak kazaları gibi aslında çok nadir olur. Olduğu zaman sonucu geriye dönülmez. Ölüm sayısı az da olsa bir felaket karşılanır. Halbuki diğer kaza türlerine baktığınızda genellikle daha fazla insan ölür. Ama bu kadar sansasyon yaratmaz. Bir de galiba ama şuna bakmak gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz yani bir tüp patlar, sadece bir evi ilgilendirir. Araba kazası olur, sadece o mıntıka ilgilendirir. Daha büyük kazalar bile sadece bulundukları mıntıkayı ilgilendirirken nükleer kaza bir insanlık tehdidi. İnsanlığın bütününü tehdit ediyor. Bir başka boyutu var. Şimdi uçak düşerken nasıl yolcular çaresizdir, hiçbir şey yapamaz, sadece pilot yapmaya çalışır. Onlar sadece kaderini bekler. Nükleer kaza olduktan sonra da o bölgede yaşayan insanların korunma anlamında yapabileceği aslında hiçbir şey yok. Şu anda Japonya'da bulunan ve o bölgeden uzaklaştırılan insanların ve o bölgede bulunanların aslında koruma anlamında yaptıkları fazla bir şey yok. Biraz sonra değinecektim ama hemen onu değineyim. Örneğin bakıyorsunuz maske takıyorlar, özel önlük giyiyorlar. Bu sadece parçacık radyasyondan sizi korur. Eldiven, maske... Anlamadım, ne olur? Parçacık radyasyonundan. Şimdi bir nükleer reaktör patladığında veya sızıntı olduğunda aslında iki tür radyasyon ortaya çıkıyor. İnsan vücuduna zararlı anlamda söylüyorum. Birincisi parçacık radyasyonu. Bu daha uzun vadeli olarak etki eder. Kronik etkileri çok fazladır. Kanserojen etkileri çok yüksektir. Diğer türü de gamma radyasyonu, iyonizan radyasyon. Yani vücudumuzu delip geçer. Ancak geçerken bir miktar nükleer enerjiyi vücudumuza depo eder. Yani 100 elektron voltla girdiyse bu 70 elektron zararlı mıdır çıkar. O? Tabii ki o bizim kromozomlarımızı değiştirir. Peki. Genetik yapımızı değiştirir. Kansere dönüştürür. O nedenle o bölgedeki o koruma aslında tam bir koruma değil. Sadece anladım, parçacık radyasyonu da koruyor. Başka da yapacak bir şey yok. Hayretim, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu
Sayın Başbakan ve Enerji Bakanımızın yorumları hakkında mı yoksa? Evet, yani hem onlardan yola çıkarak, evet, yani o nükleer enerji gerekiyor, evet, mu gerekmiyor mu? Şimdi bu deprem, yani bu felaketin ardından bir daha gözden geçirilmeli mi, geçirilmemeli, evet, mi? Başbakanın açıklamalarına ne diyorsunuz? Şimdi bakın, Sayın Başbakanımın büyük bir saygım vardır. Kendisinin Türkiye'nin yetiştiği en büyük politik bir dahi olduğuna inanan birisi olarak söylüyorum. Çok üzüldüm. Böyle bir yorum yapması, benim başbakanımın gaz tüpüyle nükleer santralı benzetmesi Türkiye için üzücü bir haberdir. Neden? Çünkü bu birisi global bir felakettir. Birisi bir evde patlayan bir gaz tüpüdür. Ailenin felaketidir. Nükleer bir kaza insanlığın geleceğinin altına, önümüzdeki kuşaklarının altına, geleceğine dinamit koyan bir kazadır. Doktorun dediği gibi bugün Rusya'da, Moldova'da, Ukrayna'da yaşananlar. Onun için bunu karşılaştıramazsınız. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Enerji Bakanımız diyor ki şeyde, Allah göstermesin, böyle bir deprem olmaz. Efendim Ecemiş fay hattı aktif değildir. Ecemiş fay hattı, elimizde Jeofizik Enstitüsü'nün raporları var. Aktif. Ve diyor ki... Bir dakika, Ecemiş'i şunun için söylüyorsunuz. Akkuyu'dan geçen. Akkuyu nükleer, evet, santralinin yapılacağı yerden, evet, geçen... Evet. Ve diyor ki Akdeniz'de tsunami olamaz. Sayın Bakanım, galiba Ege'deki batan şeyleri adalarından haberi yok. Bunların çoğusu, hemen hemen hepsi bir deprem sonunda meydana gelen tsunamilerden battılar. Şimdi bu çok üzücü. Bu çok üzücü. Ve buradaki bazı meslektaşlarıma da hatırlatmak istiyorum. Lütfen hala Çernobil'den alınan bir radyasyonla efendim bir röntgen ışınından alınan radyasyonu karşılaştıran bir ülkede yaşıyoruz. Bir sağlık bakanı diyor ki Çernobil'den aldığınız radyasyon miktarı bir röntgen çektirdiğiniz kadar bile yok. Şimdi bu insanlar, doktor da burada, ben aylarca oturdum çalıştım nükleer tıbbı. Şimdi bir patlamadan sonra Çernobil'den veya siz söyleyin Japonya'dan sonra ortaya çıkan partiküller besin zincirine karışıyor. Yani dediği gibi ağzınızı da kapatsanız şey, o anda zaten akut bir olay olmamışsa besin zincirinize karışıyor ve binlerce yıl o besin zincirine yaşamak mecburiyetindesiniz. Kurtulmanız mümkün değil. Evet. Şimdi çok hangi ilginç önlemi alırsan al, yani hayır, tarladaki ürüne bulaşıyor. Ha, şimdi bakın hala doğru değil mi? Karadan, aynen öyle. Karadan süzülenler yere iniyor, suya da karışıyor. Evet, süzyum 137. Şimdi Trakya ve Karadeniz olayı mühim. Sayın doktor takip etmiştir. Ben de takip ediyorum 20 senedir. Türkiye'de Çernobil kazasından sonra bir tane bilimsel yayın yok. Her ülke yayınladı. İşte sorunuz, onun için cevap veremedim ben. Bir, evet, tane yok. Öyle bakar bir mısınız, tiroid kanseri taraması yapılmamış. Şimdi bakın. Ve devletin geleneksel politikası 1986'dan bu yana bütün iktidarlar için aynıdır. İktidarlar değişir, birbirlerine zıt görüşte siyasetçiler gelir ama devletin değişmeyen politikası kavrap, saklar. Şimdi yok. Böyle bir ülkede nükleer santral kurulmasına nasıl güvenebiliriz? Güvenemez miyiz? Güvenemeyiz. Şimdi doktor belki aklına gelmedi. Şu anda hala yapılabilir Trakya'da ve şeyde. Karadeniz. Ayrıca iyot travması yapmanıza gerek yok. Çernobil vakasından sonra doğan çocuklarda şu anda 20 yaşında olsun. İşlerine bakacaksınız. Strontium 90. Strontium 90'ı götürüyorsunuz. Nükleer spektroskopi makinesine koyuyorsunuz. O size Çernobil'de yanan strontium 99'un bütün şeylerini veriyor. Bu kadar kolay. Ama işte saklıyorlar diyor. Saklamak, evet, için yapmıyorlar diyor. Yani, şimdi böyle bir ülkede nükleer santral kurmasına politikası. Nükleer santral kurmasına bir, kimseye ben işaret etmiyorum burada, bilimsel etiğine, insanlık etiğine sığar mı? Sığmaz. Yani bu zihniyet diyorsunuz, bu zihniyete nükleer santral teslim edilemez. Japonya'da da teslim edilemez. Japonlar da şu ana kadar yüzlerce kazayı sakladılar. Fransızlardan bahsediyorlar. Ben... Efendim elimizde evraklar var. Fransa'da her zaman şey yapıyor. Saklıyor mu Fransa'da? Kazalarla ilgili ben... Ama saklıyorsa siz nereden biliyorsunuz? Efendim biz Fransa'daki bağımsız örgütler var. Japonya'daki bağımsız örgütler var.
Komplocudur onlar biraz. Efendim? Ama. Komplocudur onlar biraz. Hayır, onlar komplocudur. Doğru, evet. Haklısınız. komplo üretir. İşleri güçleri yok. Sabahleyin kalkıyorlar. Aman hava ne güzel. Şu nükleer santrala gideyim de diyeyim burada kaz oldu. Hayır efendim. Şimdi nükleer santrallar hiçbir zaman 1960'lardan beri elektrik üretmek için kurulmamışlardır. Silah üretmek için kurulmuşlardır. Nükleer santral sayesinde silah sayısı paralel gitmiştir. Biraz sonra da gelebilir. Bir şey söylemek istiyorum. Dün galiba sayın meslektaşım, hocam değildi fakat hocam olarak gördüğüm sayın Profesör Kadiroğlu Habertürk'te bir MO'yla bir mühendisle tartışıyorlar. Ne dedi biliyor musunuz sayın Kadiroğlu? Dedi ki akıllı ülkeler nükleer reaktör yapar, santral yapar. Türkiye'de sanki öyle bir şey. Türkiye'de akıllı olacaktır veya olmalıdır. Şimdi Kadiroğlu, ben Amerika'da yaşayan birisi olarak Amerika'ya gidince Obama'ya diyeceğim ki Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, biz 30 yıldır aklımızı kaybetmişiz. Çünkü Amerika'da 30 yıldır bir tane nükleer santral yapılmadı. Şimdi biz böyle kafalarla nükleer santral kurmak istiyoruz. Bir bilimciye yakışır mı böyle bir şey söylemek? Belir Hoca ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, katılıyor musunuz? Hocamızın söylediği bazı konular var. 1960'lı yıllardan yapılanlar işte bomba malzemesi üretmek üzere. Evet, böyle şeyler yapıldı. Günümüzde yapılmak istenen esas bu değil. Reaktörlerin birinci jenerasyonu, ikinci jenerasyonu, üçüncü jenerasyonu var. Şimdi nükleer güvenlik bağlamında özellikle yaşanan iki katastrofik olay. Yani Three Mile Island kazası ki nükleerciler bağlamında Çernobil yani iki etkileri, kaza iki farklı şeyi getirdiği çok farklı deneyimler var. Önlemlere mi yoğunlaştı evet, bunlar? Önlemlere yoğunlaştırıldı. Yani bugün kurulacak olan reaktörler zannetmeyiniz ki 60'larda kurulan bomba yapmaya çalışılanlardı. Değil. Three Mile Island kazası 1979 yılında oldu. 1986'da da Çernobil oldu. Ve ondan sonra önemli ölçüde nükleer güvenlik konusundaki ilave hayli yatırım gerektiren ilave sistemler oluştu. Peki. Şimdi mesela şu anda Japonya'da sorun yaşayan reaktör 1971'de esas bir numaralı olan reaktör ve peki, diğerleri de 70'lerde girmişti. Dolayısıyla bunlar daha o 57'de girmiş. Lütfen doğru şey verelim. Şimdi 71'den itibaren. Ha, öyle söyleyin. 71 ile hayır. Ama esas hocam, 70'li yıllarda. Şimdi 71 dediğin zaman sanki eski olur. Bu 10 tane reaktör. 40 yılını doldurmuş. Esas 20 sene içerisinde olan kurulmuş reaktörleri de 20 senelik bir deneyimin ürünleridir. İlk 71'de girmiştir devreye. Bunlar en sonunda 87'de. Bunlar jenerasyon reaktörler değiller. Efendim? Şimdi boiling yani kaynar su reaktörleri ama advanced yani ileri kaynar su reaktörleri değil bunlar. Hiç. Bunlar eski teknolojinin yani ikinci jenerasyonun esasları. Bu konu esasları çok ilginç. Dolayısıyla şimdi bizim Türkiye'ye kurulmak istenen zannetmeyiniz ki bu kaza yapan reaktörler. Yeni tür olacak. Yani güvenlik anladım sistemlerini ve de olasılıksal meydana gelebilecek kazaların çok daha ileri milyonda birlere doğru getirilmeye çalışan olayları kontrol edebilecek bir sistem gelecek. Bir sistem. Şimdi bir kısa ara verelim. Çok önemli bir nokta bu. Yani aslında önemli bir noktaya parmak basıyorsunuz. Diyorsunuz ki meydana gelen büyük kazalar nükleer endüstrisinde de yeni size döneceğim. Bir dakika ne olur. Şimdi vaktimiz ne diyordum ben? Evet. Meydana gelen kazalar nükleer endüstrisinde yeni önlemlere yol açtı, yeni önlemler alındı. Dolayısıyla Türkiye'ye yapılacak olan nükleer santraller de bu yeni önlemler deneyiminden yararlanacak. Evet. Değil mi? Evet. Bunu tartışalım. Yani acaba bu önemli midir, değil midir? Bir kısa ara vereyim. Uzun süredir kulağıma arkadaşlar söylüyorlar. Aradan sonra siz yine bunu tartışacağımız için devam edeceğiz. Görüşünüzü söylersiniz. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Beril Tuğrul, Profesör Beril Tuğrul az önce
meydana gelen nükleer kazalardan ders alındığını ve yeni sistemlerin ona göre kurulduğunu söylemişti. Bunu biraz tartışalım. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmayı planladığı santrallerin de kazalardan ders alınan zihniyetle yapılacağını belirtmişti. Bunu biraz tartışacağız şimdi. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var. Evet. Bir cümle ne şimdi olur? Şimdi bu teknoloji tabii ki ileri teknolojiyle gelecek ama 99 tane kayda geçmiş nükleer kaza var dünya literatüründe. Bu 99 kazanın tamamına yakını Japonya'daki hariç insan hatasından meydana geliyor. Yani siz teknolojiyi ne kadar arttırırsanız arttırın insan hatasını önleyebilmeniz, ama, sıfırlayabilmeniz mümkün değil. Ama azaltmak mümkün herhalde. Tabii ki azaltmak mümkün. Belil Hoca'nın sözünü ettiği oydu galiba değil mi? Azaltılabilir diyorsun. Bu kategorize edilmede 7 sistem dedik. Şimdi 99 kaza deyince 99 kazanın hepsi 4. derece, 5. derece, 6. 7. dereceler değil. Yani reaktördeki shutdown, yani istem dışı shutdown bile bir anomali olarak geçer kayda. Yani o 99'un içinde o da mı var? Hangi derecede olduğu son derece önemli. Ama derece önemli diyor. Derece önemli. Derece önemli. Bunların rapor edilmesi son derecede önemlidir. Çünkü herkes birbirine bunları belirtir. Başka ve, bir şey söylüyorum ve bir diyor. Deneyim hocam, paylaşılır. Sızıntının 99 kaza, sızıntının bu Japonya'daki de 99.sudur. Sızıntının olduğu yani reaktörün çevresinde radyasyon miktarının arttığı tespit edilen ve o bölgenin izole edildiği kazalardan bahsediyorum. 99 kaza derken ve bu 99 kazanın en önemlisi Çernobil'den 1986'dan sonra 57 tane meydana geldi. Yani 99'un 57'si o büyük felaketin yaşanmasından sonra geldi. Ders alındığını belirttiğimiz dönemden sonra meydana geldi. Şimdi ders alınması deyince siz eğer sistemlerinizi düzenlemez eski reaktörleri olduğu gibi devam ederseniz bu ders alınmak olmuyor. Yeni kurulan reaktörler için ve eğer yeniden güvenlik sistemiyle donattıysanız o zaman ders almak olur. Yoksa şimdi, aynısını devam ettiriyorsunuz olmaz. Şimdi galiba geçen haftadan takip ettiğim kadarıyla bu olayda hem meslektaşlarım tarafından hem de hükümet görevlileri tarafından çarptırılıyor. Şimdi birinci nesil de olsun, beşinci nesil de olsun bütün nükleer reaktörlerde değişmeyen iki şey var. Birisi nükleer reaksiyon değişmedi, zincirleme reaksiyonu. Aynı reaksiyon, sadece kazanın konfigürasyonu, kazanın çapı değişti. Bir de değişmeyen, asıl en önemli ve su, soğutma suyu. Şimdi ben meslektaşıma bir soru sormak istiyorum eğer mahsur varsa. Bir 1000 megawattlık gücünde bir nükleer santralın bir günde ne kadar su sirküle ettiğini biliyor musunuz? Tabii ki sirkülasyon. Hayır, ben size bir şey sordum. Bir nükleer santralın, diyelim ki akkuya kuruldu, bir günde o sistemi soğutması için, çünkü bu olayla ilgili, soğutması için ne kadar su sirkülasyon ettiğini biliyor musunuz? Şimdi kapalı devredeki sirküle ediyor, hayır, hayır, o başka. Deniz... Kondensör suyunu mu söylüyorsun? Hayır, hayır. Denizden alacaklar akkuyuda, sirküle edecekler, 3'te 2'lik şeyi, suyu, kaynar suyu dışarı atacaklar, eğer arkadaşlar resmi gösterirlerse. Kaliforniya kıyısında. Yani reaktörün içerisinden bir nehir akacak. Şimdi size bir şey söylüyorum. Senelerdir nükleer mühendisi yetiştirdiniz. Hacettepe'lere de soruyorum burada. Bir günde ne kadar su sirküle ettiğini biliyor musunuz? Bu reaktörün tipine göre değişir. 1000 megawattlık dedim. 1000 megawattlık hangi tip? Şu fotoğraf. Peki, diyelim ki VVR. VVR 1. Şu fotoğraf mı? Evet. Hı. Şimdi şuradan bakayım. Belki buradan size tahmin edebilirsiniz. O Diablo Canyon santralından akan su, 1 mil açıktan suyu çekiyorlar pompalarla, o çıkan su. Onun miktarı hakkında fikriniz var mı? Şöyle bir rakam. Yani bu sizin, bu niye bu kadar önemli? Bu kadar önemli çünkü akkuyuda, çünkü akkuyu ve Sinop'ta kuracağınız şey santral, oradaki deniz hayatını yok edecek Kaliforniya'da yaptığı gibi. Bakın. Kaliforniya'da elimizde. Bakın, bunun için soğutma kulesi olacak. Sayın hocam. Soğutma kulesiyle. Soğutma kulesi yok. Şu anda Türkiye'de yapılacakların hiçbirinde soğutma kulesi yok. Yok böyle bir şey. Bunu yok. Daha henüz biz peki, bilmiyoruz. Peki o zaman yani, ben size soğutma kulesinde bir soru sorayım. Soğutma kulesiyle indirilecek. Evet. Tamam. Tamam. Çünkü ekolojik denge son derece önemlidir. Yani sizin ben ekolojik dengenin bozulmasını isteyen biri değilim kesinlikle. Tamam. Dolayısıyla olması gereken sistemlerin olması şimdi, gerekir. Şimdi size şunu hatırlayayım. Bir defa akkuyuda hamam suyuyla reaktör çalışmaz. Bunu bilin.
Ortalama 30 şey deniz sıcaklık derecesi 6 ay 31 derece. 31 derece aldığınız suyla o reaktörü, 4 tane reaktörü imkanı yok soğutamazsınız. Şimdi diyelim ki sizin dediğiniz gibi şey kurduk. Bu soğutma kuralı. Soğutma kuralının şu andaki bir tanesinin yapılması Amerikan doları 800 milyon dolar. Ucuz olduğunu kimse söylemiyor tamam. Zaten. Şimdi diyelim ki Rusları ikna ettik, Japonları da ikna ettik. Sinop'ta dedi ki kardeşim denizimizden su çekmeyin. Çünkü ben şimdi size söyleyeyim, bir günde 1 megawattlık bir reaktörün bir günde çektiği su 4 milyar litre. Ne demek o? Yani neye 4... karşı? Ya denizi öldürür mü? Onu mu şimdi, diyorsunuz? Şimdi hesap açık. Bunu bir seneye koyduğunuz zaman 8 milyar metre hayır, küp yapar. Rakamlardan bahsetmeyin. Denizi öldürür mü diyorsunuz? Akdeniz'de 1 metre küpte size bir lavra var mı? Ne demek bu? Lavra, balık yavrusu. Evet. Bir metre küpte bir tane var mı? Yani canlı mı kalmaz diyorsun? Bir senede 8 milyar, bir senede 8 milyar yavru balıkları bırakın. Lavrayı sörküle ediyorsunuz. 25 dakika sürüyor sörküle edilmesi. Canlı 30, mı kalmaz diyorsun? Tabii. Haşlanıp geri geliyor. Kaliforniya kıyısında kurulan iki tane nükleer santralın Kaliforniya eyaletinin hazırladığı resmi raporu biz Sayın Çevre Bakanı'na yolladık. Balıkların ve deniz hayatının şeyi bitmiş. Peki insan hayatını etkileyecek mi? Ha, şimdi diyelim ki Sayın Hocamızın dediği gibi kuleler kurduk. Balıkları öldürmek istemiyor. Şimdi yine bir soru sorayım. Bir soğutma kulesinden, 1000 megawattlık bir reaktörden bir soğutma kulesinden ne kadar buhar çıkıyor sizce? Buhar çıkar. Epey yüksek bir evet. miktarda çıkar. Ama bu sadece zararlı mı? Zararlı bir etki. O zaman hidrojen enerjisi de kullanmayın. Bakın şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. Hidrojen enerjisinde külü sudur. Karşılaştırmayın. Ben size bir şey soruyorum. Nükleer santralın bacasından, soğutma suyun bacasından sizce bir rakam söylemeyin. Diyorsunuz ki buhar çok çıkar. Çıkar. Kabul. Çıkar. Ve yani bilmemek ayıp değil. Şunu da söyleyeyim. Ama bilerek. Soğutma kulesiyle çalışan reaktörlerin etrafında atmosferik bir sorun yok. Ben şimdi size söyleyeyim. Sayın Hocam şimdi ben söyleyeyim. Dinlemek Almanya'dakini gezdim. Hayır ben size şimdi söyleyeyim. Yok. Bak dinlemiyorsunuz. Ben şimdi size söyleyeyim. Adresinizi verin bana hemen size e-mail atacağım. Yine Kaliforniya Eyaleti'nin hazırladığı resmi raporda. Kaliforniya Eyaleti'nin hazırladığı resmi raporda. Bir soğutma kulesinden çıkan su buharı miktarı ve bu su buharı içerisinde çözülmüş. Bunlar bir, ya nehirden ya denizden geliyor değil mi? Sizce deniz suyunda çözülmüş sülfür, nitrojen, ağır elementler, çinko, efendim zehirli madde neydi? Olduğunu biliyorsunuz değil mi? Akkuyu da var mı diyorsunuz? Yok. Efendim ben size hemen yorayım. Yani Ortadoğu Üniversitesi'nin Deniz Bilimleri Bölümünün hazırladığı rapor var. Bu şeyin ayrıca Doğu Akdeniz dünyada %39 tuzluluk derecesi olan bir o buhar ne yapar hocam? Şimdi dinleyin. Söyleyin siz bize bir cümleyle ne olur. Bir cümleyle buhar değil sadece o. O buharın denizden çektiği, denizde solunmuş diğer ağır metaller 10 mikron büyüklüğündeki ağır metaller etrafa saçılıyor. Ve ne oluyor? Neye yol açar? Solunum ve beyin besin zincirine. Ve bunların en tehlikelisi de kormiyum. Kormiyum ve siyonür. Bunlar da açıkçası. Şimdi Sayın Hocam diyor ki kuleden yani, etrafa zarar olmaz. Yani şunu mu diyorsunuz? Ben de bir şey söyleyeyim. Yani Akkuyu'da ve Sinop'ta yapılacak olan nükleer santraller oradaki bölge halkını, denizi, canlıları olumsuz yönde etkileyecektir. Kuleler yaparsanız tarım ve insanları direkt bombardıman edeceksiniz. 1 megawattlık bir nükleer santralın bir yılda buhar aracılığıyla sizce... Peki bu Fransa'da, Almanya'da... Var, hepsinde var. Hepsinde var. Fransızların... Ama bu Fransızlar yapıyor diye Ahmet şimdi bize gidip... Hayır, şunu söyleyeceğim. Yani Fransa'da dünya yerinden oynar. Orada hani buhar çıkıyor. Maalesef oynatmıyorlar. Maalesef bakın. Ben şunu... 1000 megawattlık bir nükleer santral... Şey söyleyeyim mi? Şimdi hocam bunları anlatıyor. Kaliforniya'da böyle. Kaliforniya dünyanın en müreffeh evet. eyaleti. Kendisi Amerika'da yaşıyor. Geliyor bize bunları anlatıyor. Amerika kötü diyorsa yine gidiyor. Belki ufkunuz açılır biraz. Hocam belki ufkunuz açılır biraz. Sağ olun ufkunuzu biz okuyoruz. Biz sizin hayır okuyoruz. Hayır ben size şimdi soruyorum. Biz bir şey inkar etmiyoruz ki. İyi yaşamak istiyoruz. Enerji lazım. İnkar etmiyoruz. Doğru söylemiyorsun. Aynı şekilde kömür santralı da lazım. Mersin'deki insan
kömür kullanacaksınız ya, hidroelektrik santral ya da buradan yürüyerek gideceğiz hep. Bizim mevzumuz hocam, ben karşılaştırma değil. Şimdi ben buradan biraz sessiz kalınca herhalde mağdur olduk. Ben biraz konuşacağım, madem söz alınmıyor öyle olacak. Şimdi benim burada bu konuda Cengiz Bey'e de döneceğim hemen. Ben bu konuda en çok beni rahatsız eden şeyi söyleyeyim nükleer konusunda. Bizim burada bir dahlimiz yok. Yani yabancı bir ülkeyle bir anlaşma yapılıyor. Onlar bir teknolojiyi buraya getirecekler, bir şekilde monte edecekler. Güvenliği, şusu busu diye belki onların eline düşecek. Orada bir yabancı ülkenin bir kolonisi olacak belki. Bizim hiçbir dahlimiz yok. Bizim mühendislerimiz işin içine giremeyecekler. Güvenliğiyle konuşamayacağız. Ama konu daha çok yani şu. Biz yapmıyoruz. Onlar gelecek, onlar yapacak. Hayır, o zaman dahil olamadığınız zaman güvenliğine de karşı öğrenemezsiniz, işi öğrenemezsiniz. Ama işte hiç yapılmasın diyorlar insanlar. Bir bizim nükleeri öğrenme mecburiyetimiz diye düşünüyorum. Ben de diyorum ki yapılmasın yok. Demiyorum. Yapılsın fakat kontrolü yapılsın. Biz içine girersek daha güvenli olma şansı yüksek, öğreneceğiz. Siz bir otomobili nasıl kullanıldığını bilmiyorsunuz. Cengiz Bey. Ondan sonra otomobil kullanıyorsunuz. Cengiz Bey. Şey. Siz karşısınız evet. Bu nükleere. Peki ne yapacağız evet. Diyor. Yani bir enerji kaynağına ihtiyaç var diyor. Bakın. Nereye dokunsanız bir şey çıkıyor yani. Ne yaparsanız yapın. Ya bunu evet şeyi. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben evet epeydir bana sıranın gelmesini bekliyordum. Tartışmaları ilgiyle izliyorum ama tabii birkaç şey de ben söylemek isterim. Bir kere bu teknoloji tartışması yapmak konuyu biraz esasından ötelemek anlamına geliyor. Ben biraz sadeleştirmek istiyorum izniniz olursa. Biz nükleer santral konusuna ne için yaklaşıyoruz? Enerji üretimi için, elektrik enerjisi üretimi için. Peki elektrik enerjisi üretimi için nükleer santral kurulması seçeneğine mecbur muyuz? İhtiyacımız var mı? Gerçekten enerji kaynaklarımız ve üretim politikalarımız açısından nükleer santral kaçınılmaz mı? Meseleyi, soruyu böyle sorarsak biraz sadeleştirmiş oluruz. Biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak yıllardır Türkiye'nin enerji kaynakları açısından nükleer santrallerine elektrik üretiminde ihtiyacı olmadığını ısrarla vurguluyoruz. Bunu vurgularken de bir Akdeniz ülkesi olarak ülkemizin enerji alanındaki kaynak çeşitliliğine vurgu yapıyoruz. Yani biz başta yenilenebilir enerji kaynaklarımız olan rüzgar, güneş, jeotermal gibi bugün dünyanın artık fosil yakıtlardan yenilenebilir temiz yakıtlara geçtiği bir yüzyılda doğru bir enerji planlaması ile su potansiyelimizin mevcut kaynaklarımız içerisinde yerli yenilenebilir kaynaklarımızın doğru bir şekilde kullanıldığı koşullarda nükleer santral seçeneğine ihtiyacımız yoktur. Bakın Nasrettin Hoca'ya sormuşlar inişi mi seversin çıkışı mı? Bu da Nasrettin Hoca da demiş ki ya bunun düzü yok mu? Biz 40 yıldır Türkiye'de nükleer santral tartışması yapıyoruz. Nükleer santral tartışması yapılırken tabii ki mühendis olarak, bir mühendis örgütü olarak bir teknolojinin kullanımına karşıtlığımız söz konusu değil. Ancak bu teknolojinin zaten tarımda, endüstride, yine tıp alanında belli noktalarda kullanımı söz konusu. Ancak elektrik enerjisi üretimi dediğimiz üretim koşulları içerisinde baktığımızda Türkiye kaynaklarının henüz yeterince etkin ve verimli kullanabilmiş değil. Sorun Türkiye'nin enerji planlamasında nükleer santrallerin 60'lı yıllardan 70'li yıllardan bu yana sürekli enerjiye ihtiyacımız var. Kriz kapıda, karanlıkta kalacağız söylemleriyle dayatılmış olmasından kaynaklanıyor. Bakın 70'li yıllarda da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun raporlarında değişik Enerji Bakanlığı bürokrasisinin değişik kurum ve kuruluşların çıkardığı yayınlarda 2000 yılında eğer Türkiye'de en az 3 tane nükleer, 4 tane nükleer santral olmazsa karanlıkta kalacağız denmişti. Halbuki bugün o 60'lı 70'li yıllarda rüzgar teknolojisi dünya ölçeğinde bu kadar gelişmiş değildi. Güneşi kullanma noktası bu kadar gelişmiş değildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye bu meselede deminden beri birinci nesil mi, ikinci nesil mi, üçüncü nesil mi daha emniyetli, gerginlik, tehdit, güvenlik, önlem gibi kavramlarla yaşamını alt üst etmek zorunda değil.
Nükleer santral konusu Türkiye'de yıllardır bir siyasal tercih olarak dayatılmıştır. Türkiye kendi kaynaklarını doğru kullandığı oranda nükleer santrallere ihtiyacı olmayacak. Ama Cengiz Bey, bir başka boyutu... Bir dakika, bir başka boyuta geçmeden vaktimiz dar. Bu tartışma yapılırken hep şu soru soruluyor. Deniliyor ki, tamam iyi güzel de yani Fransızlar yapıyor, Almanlar yapıyor, işte Rusların var, Japonların var. Bunlar kullanıyor bu teknolojiyi, bu imkanı. Türkler niye kullanmasın? Bu imkanı evet. Kullananlar gelişiyor. Gelişen ülkeler. Evet. İşte şimdi, ekonomide iddialı olmanız için, ama... ekonomisini büyütebilmesi için ülkenin önemli bir enerji kaynağına ihtiyacı var. Ve nükleer de hani siz kaçınılmaz mı diye soruyorsunuz. Yaşam için kaçınılmaz, yaşamı sürdürmek için belki feda edilebilir ama büyümek için, gelişmek için kaçınılmaz gibi görünüyor. Benim anladığım o. Bu yıllardır dünyada nükleer endüstri bu konuda yıllardır ısrarla bir nükleer gelişmenin, Rönesans'ın ifadesini kullandılar. Ama şu bir gerçek. Nükleer Rönesans, gelişmişlik denilen kavram eğer 1970'li yılların başında Atom Enerjisi Kurumu'nun öngörüleri, Dünya Atom Enerjisi Kurumu'nun öngörüleri gerçekleşmiş olsaydı bugün dünyada belki 3000-4000 tane santral olması gerekiyordu. Yani neden de hep yıllarca bütün dünya ölçeğinde sayaçsız elektrik sunacak, pahalılıktan kurtaracak ve dünya enerji konusundaki darboğazını bu alanda aşacak dendi. Halbuki ne oldu? Geldiğimiz 2011 yılı itibariyle böyle yaklaşık şey 450 tane ancak santral oldu. Bütün gelişmiş ülkeler nükleer endüstrinin bütün bu albedili yaklaşımına, bütün bu propaganda faaliyetlerine rağmen nükleer endüstri giderek toplumsal tepkilerle karşı karşıya ve farklı yeni alternatif enerji üretim modelleri karşısında kirli bir teknoloji olarak, eski bir teknoloji peki. olarak ve pahalı bir teknoloji olarak Cengiz Bey, karşımıza geldi. Çok teşekkürler. Güven Eken. Şimdi bu bir kere rakamlarla bu büyümenin bir masal olduğundan bahsetmek istiyorum. Bugün hepimiz büyümüş olarak tırnak içinde kabul ettiğimiz bir ABD'li gibi yaşasak 3.3 dünyaya ihtiyacımız var. Yani hepimizin bir ABD'li gibi yaşaması için fazladan 2.5 dünya daha lazım. Var mı? Yok. Avrupa'ya gelelim. 2.5 ortalama Avrupalı gibi yaşasak 2.5 dünya lazım. Var mı? Yok. Türkiye'nin ortalaması bile 1.7. Yani fazladan ikinci bir dünya lazım ki bugün beğenmediğimiz seviyede bütün insanlık yaşayabilsin. Dolayısıyla büyümek diye bir şey yok. Sömürmek diye bir şey var. Biz asla sömürenler arasına katılamayız. Yani başbakanın vaat ettiği o kozmetik dünya, Türkiye'nin de sömürülenlerden çıkıp sömürenler arasına katılması iddiasıysa ya da sizin A sınıfı iddianızsa bu asla olmayacak. Niye olmayacak? Çünkü biz ilerledikçe, yetişmeye çalıştıkça onlar daha ileri gidiyorlar. Ve biz hep onların mantığıyla ya da bizim bu ve düşüncemizde... Ve dünya yetmediğine göre bu kavgaya yol açacak. Bu proje zaten baştan kurgusu hatalı bir proje. Bizim başka bir şey yapmamız lazım. Ama bunu yapmıyoruz. Enerji ihtiyacımız ne kadar? Biz nerelerde nasıl büyümek istiyoruz? Böyle bir planı yok Türkiye'nin. Türkiye'nin şu anda enerji politikası dünyanın farklı enerji sektörlerine teslim olmuştur. Nükleerciler burada, nükleer teknolojiyi pazarlar. İşin doğrusu budur. Teferruatı konuşuyoruz ama HES ve baraj endüstrisinin bir numaralı pazarı Türkiye'dir. Termik santrallerinin yüzlercesi daha yapılmak istenmektedir. Bakın bugün bu Japonya'daki facia nedeniyle HES ve baraj sektörü dünyada global ölçekte herhalde bayram yapıyordur. Çünkü işte güya HES'lerin barajlarının temiz olduğu iddiasıyla yarın daha da güçlenecekleri için bir enerji sektörü arasındaki rekabet. Türkiye'de bütün enerji alanına kucağını açmış. Ne olursan ol gel, istersen kirlet, istersen deremi kurut, istersen milyonlarca insanı vadilerinden göç ettir mantığıyla böyle bir pazar haline geldi. İşin gerçeği bu. Yani tüp patlaması vesaire hepsi teferruat. Japonya'da yaşanan olayın mesajı çok nettir. İnsanlık nükleer teknolojiyi terk etmelidir. Çok basittir. Geri kalan her şey teferruat. Türkiye gibi bugüne kadar nükleer teknolojinin henüz girememiş olduğu şanslı ülkeler de asla bu teknolojiyi topraklarına sokmadı.
çok nettir. Biz insanlar olarak bunu anlamalıyız ve bu tehditten birinci derecede etkileyen Mersin, Sinop, bu bölgede yaşayan halklar burada konuştuklarımızın hepsini girin internetten bakın net olarak söylüyorlar. Mersin nükleer karşıtı platform açıklıyor. Tarıma zarar verecek, sağlığa zarar verecek, Hamsi'yi denize bitirecek. Zarar verecek. Bütün bunları anlatıyorlar. Ne dediniz pardon? Hamsi'yi bitirecek. Her şey. Ben ilk defa öğrendim. Karadeniz'de en fazla hamsinin tutulduğu yer Sinop açıklarıymış. Çünkü az nüfus vardı, orada avlanan yok. Ya, her sene 8000 her sene 8 milyar hamsi lavrasının haşlandığını düşünün. Ayrıca bu şeylerin 2 inçtir. Bu borların girişinin yavru balıklar da giriyor. Elimizde Kaliforniya eyaletindeki elimizde ne kadar ton hangi cins balık haşlanıp girdi hepsi açık açık ortada. Peki çok teşekkürler. Son bir cümle ben son bir şey söyleyebilir miyim? Söz vermedim. Peki. Ya bitirmedim, son, bitiremedim son cümleyi sözümü. O kadar güzel söylediniz ki slogan gibi. Sadece şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de demokrasiden bahsediyoruz. Mersin halkına sorsanız tamamına yakını 1 milyon insandır il. Sadece Mersin, hani bu küresel şey değil. Hayır kesin olarak hayır diyecektir. Peki. Dolayısıyla neyi tartıştığımızı burada aslında bir daha sorgulamamız lazım. Japonya'da olan olay aslında yeni bir milat olduğu doğru ve sağlık üzerine de olan etkileri en çok tiroid kanseri meydana gelecek maalesef. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Bitirmemiz gerekiyor. Valla gerçekten bitirmemiz gerekiyor. Şunu söyleyelim ki. Bitirmemiz gerekiyor. Gerçekten çok zor durumdayım. Yani Türkiye'nin geri kalmasını kabullenmeyi ben kendim kabul edemiyorum. Nükleer santral olsun veya olmasın. Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine ki Atatürk'ün verdiği şeydir. Muasır medeniyet seviyesini çıkması aşmak. Gerekir. Bunu sağlayacak mutlaka ki enerji ihtiyacı var ve bunu sağlamalıdır. Çok teşekkürler. Kısa bir aradan sonra veda Sayın edeceğiz. Sayın Hakan. Maalesef süremiz doldu. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz sayın seyirciler. Sizlere veda edeceğiz. Evet, Japonya'daki felaketin ardından nükleer santral meselesi, Türkiye'de de kurulacak olan nükleer santraller gündeme oturdu. Bugün herkes bu konuyu tartışıyor, değerlendiriyor. Biz de bu akşam çok kıymetli bilim adamlarıyla bu konuyu ele aldık tarafsız bölgede. Yarın akşam yine birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.